Onlarca belediye eş başkanımız, meclis üyelerimiz hala cezaevlerinde. Haksız ve hukuksuz bir şekilde rehin tutulurken neredeyse her gün kayyumların usulsüzlüklerine dönük yeni bilgiler kamuoyuna düşüyor. Buradan Gülten Kışanak, Fırat Anlı, Selçuk Mızraklı, Hülya Alökmen, Nurhayat Altun ve ismini sayamayacağımız kadar çok olan tüm tutsak belediye eş başkanlarımıza da selam olsun. Kayyum darbesiyle gözaltına alınan ve yıllardır hukuksuz bir şekilde rehin tutulan sevgili Gülten Kışanak yoldaşımız yakın zamanda ablasını kaybetti. Öncelikle kendisine bir kez de sizler aracılığıyla başsağlığı diliyor, acısını yürekten paylaşıyoruz. Cezaevinden ablasının cenazesine getirilen Gülten yoldaşımız cezaevine geri götürülürken şiddete maruz bırakılmıştır. Yanında ilaçları olmadan Elazığ cezaevinde depo gibi bir yerde tutulan, yol masraflarını karşılamasına rağmen hava yoluyla dönüşüne izin verilmeyen ve saatlerce ring aracında yolculuğa zorlanan Kışanak'a yaşatılan muamele, demokratik siyasette duyulan kinin, intikam duygusunun açık göstergesidir. İşkence ve kötü muamele ile Gülten Kışanak'a diz çöktürmeye, boyun eğdirmeye kalkışanlar dönüp Gülten'in 12 Eylül faşizmi karşısındaki duruşuna baksınlar. Gülten yoldaşımıza buradan bir kez daha dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. İçeride, dışarıda, nerede olursak olalım kadın dayanışması ve örgütlülüğümüzle beraberiz. Ve bu erkek egemen iktidara karşı mücadelemizi hep birlikte büyüteceğiz. Kadın emeğine dönük üretim yapan mekanlarımız kayyumlar eliyle kapatıldı. Şiddet gören kadınların başvuracağı mekanizmalar kapatılırken kurumlara başvuru yapan kadınların kişisel bilgileri deşifre edildi. Kayyumların kadın düşmanı politikaları Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuzun önceki gün kamuoyuyla paylaştığı raporda detaylarıyla yer almıştır.